Evet sevgili izleyiciler, güzel bir Recep'im klibinden sonra işte yine sizlerle birlikteyiz ve hattımızda, daha doğrusu görüntümüzün diğer ucunda, böyle alışmışız eskiden telefonlarla bağlantı kuruyorduk. Şimdi görüntülü bağlantı kuruyoruz. Teknoloji ilerledikçe ilerliyor. Efendim görüntümüzün diğer ucunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş Beyefendi var. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar Adnan Bey, hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar başkanım. Sağlıklı ve çok güzel görünüyorsunuz. Bu arada bu da güzel bir görüntü oldu gerçekten. Ekranlarınıza hoş geldiniz. Bursa'da tabii güzel bir şehir. Bu arada sizi tebrik ediyoruz başkanım. Bursa'da şimdi büyük şehir olmasına rağmen, yani şöyle büyük şehirlere baktığımız zaman tabii vaka sayısı çok yüksek. Ama Bursa bunu gerçekten teğet geçti diye düşünüyorum. Elbette ki sizin de bunda büyük rolünüz var. Dilerseniz oradan başlayalım. Tabii öncelikle izleyicilerimizi ve halkınızı selamlayacaksınız. Sonrasında da sorumu sormuş olayım Sayın Başkanım. Pandemi başladığı andan itibaren Bursa Büyükşehir Belediyesi nasıl çalışmalar yaptı? Adnan Bey çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Mavi Karadeniz TV'nin çok değerli izleyenlerine, sesimizin ulaştığı her noktadaki kardeşlerimize selam ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Evet, ülkemizde, dünyamızda 31 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ama özellikle Şubat ayının ikinci yarısından itibaren bütün Avrupa'yı dalga dalga saran, ülkemizde de Mart 12-13'ten itibaren ziyadesiyle hissedilmeye başlayan koronavirüsle bütün dünyamız mücadele ediyor. Küresel bir sorunla ulusal manada bir mücadele veriyoruz. Tabii birazdan konuşacağız. Önemli gelişmeler var. Bitmedi. Tedbirlerimizi devam ettiriyoruz ama geldiğimiz noktada hiç de fena durumda değiliz. İnşallah temennimiz bundan sonraki süreçte de sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde bu sürecin geçilmesi. İnşallah. Bursa, sizin de ifade ettiğiniz gibi İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Türkiye'nin dördüncü büyük şehri. İkinci büyük ihracat şehri. 18 tane organize sanayi bölgesiyle, otomotiv ve tekstil başta olmak üzere önemli kalemleriyle, beraberinde turistik özellikleriyle Osmanlı'yı kuran şehir, UNESCO Dünya Mirası listesinde İznik gibi, Gölyazı gibi, yine gastronomisiyle ve bir de bana göre Bursa'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi, Türkiye'nin 80 vilayetini bağrında barındıran çok renkli sosyo-kültürel yapısıyla, renkli bir mozaik, renkli bir çiçek bahçesi Bursa. Özelliğiyle Bursa gerçekten hem hareketli hem de önemli ve bereketli bir şehir. Tabii insan sirkülasyonunun bu denli fazla olduğu, beraberinde İstanbul gibi önemli bir metropolün hemen yanı başında yer almak ciddi bir sorumluluk da gerektiriyor. Eğer ortada bir başarı varsa bundan emin olabilirler ki hem Bursalı hemşehrilerimizin dikkat ve itinaları, tüm sivil toplum kuruluşlarımızın, iş insanlarımızın çarklar durmadan süreç bir taraftan devam ederken, bir taraftan da kural ve kaidelere uyma noktasında herkes azami hassasiyeti gösterdi. Büyükşehir Belediyesi olarak tabii ki takdir edersiniz, yerel yönetim olarak bu işin amiral gemisi olarak hareket etmeye çalıştık. Bütün imkanlarımızı bu manada seferber ettik ve şunu söyleyebilirim ki elde ettiğimiz sonuç itibariyle de mutluyuz. Tabii dezenfektasyon çalışmalarından ben çok detaya girmek istemiyorum ama dezenfektasyon çalışmalarımızdan yardım ve sosyal faaliyetlerimize, özellikle ulaşımda %50 kuralının uygulanabilmesi için yolcu sayısı düşmesine rağmen insanlarımızın mağdur olmadan bir yerden bir yere gitmesi noktasında hem metrolarda hem otobüslerde gerekli düzenleme çalışmalarımızı itinalı bir şekilde yaptık. Maske dağıttık, sosyal yardımlar yaptık. 65 yaş üstünün dışarı çıkmaması, 20 yaş altının dışarı çıkamaması gibi kurallar karşısında onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Ve geldiğimiz noktada da hamdolsun Bursa hem vaka sayısı hem de vefat sayısı itibariyle Türkiye ortalamasının altında kaldı. Evet. Bunda tabii Bursalı hemşehrilerimizin dikkat ve itinalarında özel bir yeri vardı. Bir de tabii mümkün olduğu kadar hayatı da akamete uğratmamaya çalıştık. Muhakkak surette öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız, Bilim Kurulumuz, Sağlık Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımızın talimatları, direktifleri her şehri kapsayan, özellikle büyük şehirler başta olmak üzere önemliydi ama il ve ilçelerimiz özelinde de yaptığımız bazı uygulamalar oldu. Gerek Sayın Valimiz, gerekse de diğer yetkili kurullarla beraber konular değerlendirilerek hayata geçirildi ve takip edildi. Hamdolsun da
Şu an itibariyle de rakamlar gayet iyiye gidiyor. Yoğun bakım hastamız çok fazla yok. Hastanelerimizde hiçbir sıkıntı problem yok. Zaten biz Türkiye'deki o tabirinde ise son dönemin en hit yatırımlarından bir tanesi olan sağlıkta, şehir hastanelerinden bir tanesi ve en sonuncusu da Bursa'da biliyorsunuz. İstanbul Başakşehir'den bir önce açılan Bursa'da ve gerçekten şehir hastanesi başta olmak üzere sağlık kurumlarımızda önemli bir boşluğu doldurdu. Şunu ifade etmeliyim, tabii sağlık teşkilatımızın başta il sağlık müdürümüz olmak üzere çok önemli ve çok özel gayretleri vardı. Ben buradan bu vesileyle de hem şehrimizdeki hem ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarına, çalışanından hemşiresine, doktorundan diğer üreticilerine, tabiplerine varana kadar hepsine yürekten teşekkür ediyorum Adnan Bey. Evet başkanım, şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında Bursa'nın yazı ayrı güzel ama kışı da ayrı güzel. Nihayetinde Uludağ gibi işte sadece Türkiye'den değil dünyadan birçok turisti çeken bir cazibe noktası var. Covid-19'da kıştan itibaren yani Mart ayından itibaren maalesef Türkiye'ye geldi. Bu noktada Bursa nasıl etkilendi? Kış turizmini ciddi anlamda yaraladığını düşünüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, Ocak, Şubat, Mart verileri zaten süreç Mart 15'te başladığı için bir miktar son demde etkiledi diyebilirim. İlk 3 aylık dilimde biz Türkiye'deki rakamlar açıklandığında bakanlık tarafından şehirler sıralandığında en çok misafir ağırlamada biz hem iç turizmde, iç turiste hem de dış turiste alakalı her ikisinde de 4. olduk. Yani rakamlarımız hiç fena değildi. Biz biraz aslında basamak atladık, öyle söyleyeyim. Ama özellikle Mart 15'ten sonra süreç kendini hissettirmeye başladı. Lakin ben yeni süreçte ciddi avantajlar barındırdığımızı düşünüyorum. Belki içinde bulunduğumuz süreçten dolayı bir miktar belki etkilenme olacak ama artık doğa turizminin çok daha fazla geliştiği bir süreci hep birlikte yaşayacağız inşallah. Onu öncelikle ifade etmeliyim. Çünkü doğa turizmiyle alakalı yani insanlar bir kapalı otelde girip orada tatil yapmaktan ziyade biraz daha doğayla iç içe, biraz daha sağlıklı yaşlanma turizminin de termal turizmin de geliştiği bir süreci özellikle bu pandemi sürecinden dolayı bundan sonraki süreçte yaşayacağımızı düşünüyorum. Tabii Bursa'nın bu noktada ciddi avantajları var. Uludağ'ımız, ayrıca 4 dağ ilçemizin içinde bulunduğu dağ yöremiz, oradaki bizim ekoturizmle alakalı yaptığımız yatırımlar ve bundan sonra yapılacak olası yatırımlarla beraber ben Bursa'nın bu manada önemli bir çekim merkezi olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet. Başkanım şey çok merak ediyorum. Şimdi tabii her belediye başkanına bu soruyu soramıyorum. Hazır sizi bulmuşken sorayım. Şimdi Bursa sizin de dediğiniz gibi yani yazında çok gidip gezilecek ki yazında şu inanılmaz derecede turist geliyordur. Kışın da geliyor ama bunun yanında Bursa aynı zamanda bir ticaret şehri. Yani sanayisi çok gelişmiş. Ekonomisi çok gelişmiş, durak noktası İzmir'e gidip gelirken bu zor olmuyor mu sizin çalışmalarınızda ya da bu çalışmaları nasıl tam rayına koyabiliyorsunuz? Tabii bir konuya işaret ettiniz. Ben şöyle ifade ediyorum, Cenab-ı Allah tabir elindeyse teşbih tahta olmasın, bereket torbasından şehirlerimize bereket dağıtırken deyim yerindeyse bereket torbası Bursa'nın üzerinde patlamış. Evet. Şimdi bak, tarih var, kültür var, turizm var, ekonomi var, deniz var, göl var, doğayla iç içe, termal var. Hasılı birçok özellik var Bursa'da ve Bursa aynı zamanda iyi bir tarım şehri. Evet. Her ne kadar tarım toplumu çok fazla, yani çok üst düzeyde olmasa da, yani bir Konya Ovası gibi, İç Anadolu'daki farklı ovalar gibi olmasak da, nihayetinde Bursa 11 bin kilometre karelik bir alana sahip. Ve bir gün ve yılda 3-4 kez ürün alabilecek özellikler var Bursa'da. 4 mevsim doya doya yaşanıyor. Bu tabii Bursa'yı farklı ve özellikli kılıyor. Bundan dolayı Bursa'yı bir çekim merkezi kılıyor. Konuşmamın başında da ifade ettim. 80 vilayetin tabii Karadeniz şehirleri başta olmak üzere Giresun'udur, efendim Trabzon'udur, Rize'sidir, Artvin'idir. Yani Bursa için gerçekten 70'li, 80'li, 90'lı yıllardan itibaren hep Bursa yaşanılma noktasında tercih edilmiş, hatta o coğrafyalarla özdeşleştirilmiş ve bu manada da insanlar ömürlerinin kalan kısımlarını burada idame etme noktasında tercihte bulunmuşlar. Bu tabii Bursa'yı değerli ve önemli kılıyor. Ama aynı zamanda sanayinin de Bursa'da çok üst düzeyde icra edilmesi ve her geçen gün gelişmesi, ihracat rakamlarını Bursa'nın artırması
Bursa'ya da özellikle kılıyor. Önemli olan Avrupa'nın böyle gelişmiş şehirleri var. Yani her icra edilen konuyu birbirinden ayırt edebilmek önemli. Ya biz de yaptığımız yatırımlarla turizmi bir tarafından geliştirirken ama özellikle fasonculuktan ziyade katma değeri yüksek sanayi, işte yeni bir organize sanayi bölgesi çalışmamız var. Teknosap diye. Teknoloji sanayi bölgesi. Yani katma değeri yüksek sanayinin burada gelişmesi adına yatırımlarımızı hayata geçirmeye çalışıyoruz açıkçası. Tabii GUHEM diye bir projemiz var. Gökmen Uzay Havacılık Merkezi. Biz Bursa'da pilotlar yetişsin istiyoruz. Biz Bursa'da uzay bilimleri, İHA'ların, SİHA'ların Bursa'da da üretildiği bir altyapının oluşmasını istiyoruz. Buna dair de sanayimizin evrilmesini istiyoruz. Hatta bununla ilgili de dün benim yine T3 Vakfı'nı İstanbul'da ekibimle beraber bir ziyaretim oldu ve T3 Vakfı'nın yaptığı çalışmalarla alakalı ve Baykar Makine'de gerekli görüşmelerimizi yaptık. Acaba Bursa'da bundan sonraki süreçte yüksek teknolojiyle alakalı ve beraberinde uzay bilimleriyle alakalı neler yapılabilir ve bizim GUHEM projemiz yeni bitti. Gökmen Uzay Havacılık Merkezi, TÜBİTAK, Bursa Ticaret Üniversitesi Sanayi Odası ve Bursa Belediyesi işbirliğinde. Yani Bursa açıkçası sanayide daha üst segmente taşınarak ama beraberinde turizm değerlerinde her geçen gün artırıldı bir platforma doğru koşmaya çalışıyor. Hatta bununla alakalı da şu an biz Bursa Markası ve Turizm Master Planı diye çok kapsamlı bir çalışmayı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte yapıyoruz. İnşallah bu yol haritamızı da şehrimizde kısa zaman içerisinde paylaşıp buna dair de kendimize bir istikamet koyacağız inşallah. İnşallah. Başkanım, bu arada son sorum olsun. Sizin de çok zamanınızı almayacağım. Estağfurullah. Şimdi Mavi Karadeniz TV'deyiz. Haliyle çok inanılmaz derecede Karadenizli izleyicimiz var. Onlara da bir kez daha selam gönderiyoruz. Bu arada Bursa'da da çok Karadenizli var. Özellikle Artvin bölgesinden, Trabzon'dan, Rize'den, Giresun'dan birçok vatandaşımız Bursa'da yaşıyor. Tabii onlarda da bir sivil toplum kuruluşu geleneği var. Anadolu'dan gelen bütün vatandaşlarımızda. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarıyla ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Hatta şunu da sorayım. Karadenizlilerle ne tür çalışmalar yapabiliyorsunuz başkanım? Şimdi ülkemizin tabii her şehri, her bölgesi ayrı bir güzel. Ama konu Karadeniz'se bu manada o renklilik, o canlılığı, o heyecanı çok daha üst düzeyde görüyorsunuz. Bunu mübalağa etmiyorum. Ta ki yani Zonguldak'tan başlayıp da Zonguldak'tan, Bartın'dan başlayıp da ta ki Artvin'e kadar devam eden Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz sürecinde bunu ziyadesiyle görüyorsunuz. Az önce de ifade ettiğim gibi il derneklerimizle beraber bizim ilçe derneklerimiz de var. Ve bunların hepsinin farklı aktiviteleri var. Bir kere mümkün olduğu kadar bunların hepsi birer bu şehrin ve bu ülkenin bir değeri. Bunlar bizim yemeğiyle, folkloruyla, örf, adet ve ananeleriyle zenginliklerimiz. Bunları yaşatmak lazım. Yeni nesillere öğretmek lazım. Bu noktada derneklerimizin önemli çalışmaları var ama beraberinde de ortak platformda Bursa'mızı ilgilendiren konularla alakalı neler yapılabilir noktasında beraberce düşünüp muhakkak doğduğumuz yerler ama bir de doyduğumuz yerler noktasında kafa yormaya ve bu ülkeye bağlılığımızı, heyecanımızı hep beraber ortaya koymaya çalışıyoruz. Tabii bu derneklerimizin bir araya gelerek oluşturdukları federasyonlar var. Yazın onlara mahsus gün ve etkinlikler var. Yine derneklerimizin kendi içerisinde gerek üniversite öğrencilerine yönelik, gerek ihtiyaç sahibi olan ailelere yönelik, gerekse de farklı sosyal dayanışmalarla alakalı aktivite ve organizasyonları var. Bunların bazen paydaşıyız, bazen mihmandarıyız, bazen destekçiyiz ama bir şekilde bir tarafında hep olmaya çalışıyoruz. Ben bu yönünü önemsiyorum. Ben Bursa'nın belki de bu manadaki hareketinin ve bereketinin en büyük nedenlerinin bir tanesinde bu olduğunu düşünüyorum. Yani Bursa'daki o renkli sosyo-kültürel yapı Bursa'ya değer katıyor. Başka şehirlerle Bursa devamlı irtibat halinde ve bu Bursa'nın da ekonomik aktivitesini de yükseltiyor. Ve Bursa'daki renklilik de ister istemez bizim düğünlerimize de, cemiyetlerimize de, sokağımıza da, caddemize de ziyadesiyle yansıyor. Biz bundan ziyadesiyle memnunuz ve mutluyuz. Önemli olan bunları bir düzen içerisinde
icra etme noktasında biz altyapı oluşturmaya, destek ve katkı vermeye çalışıyoruz. Ben o yönüyle tabii her bir derneğimize çok teşekkür ediyorum. Onların farklı etkinlik ve aktivitelerini hep onlarla beraber olarak bu birliği ve beraberliği göreve başladım. 2,5 yıl oldu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Gerekse de ilçe belediye başkanlığım döneminde hep beraber olarak onlarla bu aktiviteyi, bu heyecanı ortaya koymaya çalıştık açıkçası. Evet. Başkanım çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ben teşekkür ederim. İyi ki programımıza katıldınız. Hayırlı akşamlar. Ben de çok teşekkür ederim. Bu vesileyle Mavi Karadeniz TV'ye dönem dönem ben de televizyonda denk geliyorum. Heyecanla izliyorum. Sizleri de kutluyorum. Bu manada bizi çok kıymetli izleyicilerinizle buluşturdunuz. Selam ve saygılar sunuyorum. Tabii buradan tüm Bursalı hemşerilerimle beraber tüm ülke insanımıza da ifade etmek istediğim konu şu. Biz ülke olarak iyi bir karne aldık açıkçası bu süreçten. Ama bunu devam ettirmek lazım. Maske, sosyal mesafe ve beraberinde kişisel hijyen çok ama çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade etti. Birbirimize inanalım ve güvenelim. Biz birbirimize yeteriz. Türkiye önemli stratejik noktada bir ülke ve önemli dinamiklerimiz var, güçlerimiz var. Bu birliğimiz, beraberliğimiz, beraberinde genç nüfusumuz bizim için önemli bir aktivite. Avrupa'nın çok gelişmiş toplumlarının şu an içinde bulunduğu durumları görüyoruz. İnşallah 1 Haziran'dan itibaren artık yasaklar da tabirinize kalkıyor. Ve ben inanıyorum ki bu az önce bahsettiğim kurallara da dikkat ederek o sosyal ve ekonomik hayat kısa zaman içerisinde eski aktivitesini bulacak. Ve inşallah biz hedeflerimize hep birlikte varacağız. Yeter ki birbirimize bu manada destek ve katkı olalım. Zaten bunu bu süreçte çok güzel iş insanlarımız, yerel yönetimlerimiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz çok güzel ortaya koydu. Birbirimize güvenmeye ve inanmaya ve birbirimize destek vermeye devam ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum bizlere ekranlarınıza yer verdiğiniz için. Selam ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler başkanım. Sağlıklı günler diliyoruz efendim. Sağ olun. Evet, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş Beyefendi hattımızdaydı sevgili izleyiciler.